Kampüsümüz çok güzel, çok büyük. Bir öğrenci için her şey sağlanmış bence. Artı Antalya çok güzel bir şehir. Doğal güzellikleriyle, her şeyle çok güzel. Tek sıkıntı Antalya'da öğrenci olmanın sıkıntısı ekonomik. Yani pahalı bir şehir, bazen para yetmiyor. Yurtlar desem ne dersiniz yurtlarla ilgili? Yurtlardan çok memnun değilim açıkçası. Benim üniversitede 3. senem, 2 senedir Akdeniz'in şeyinde kalıyorum, yurdunda kalıyorum. Özellikle hava sıcakladığında çok fazla böcek problemimiz oluyor. Yani çok büyük hamam böcekleriyle beraber oluyoruz. Ondan sonra yemekleri gerçekten kötü, çok yenecek gibi değil ve hazır yemekler de çok pahalı olduğu için mecbur kalıyorsun onları yemeye. Çok fazla yağlı ve yağları çok kokuyor. Onun dışında kişisel özel alanımız yok. Bir oda içinde 6 kişiyiz. Yani insanlar rahat edemiyor. Odaya olabildiğince uğramamaya çalışıyoruz. Yurtlar sıkıntılı. İstanbul'dan geldim buraya okumak için. Peki neden İstanbul'da da pek çok üniversite vardı? Neden Antalya'yı ve Akdeniz Üniversitesi'ni tercih ettiniz? İstanbul çok kalabalık, çok sıkışık, nefes alınmayan bir şehir. Antalya hem nefes alınıyor, hem turistik, hem güzel, hem de üniversitesi de güzel. O yüzden tercih ettim. Ben Akdeniz yurdunda kalıyorum. Odalarımız 6 kişilik, ranzalı ve hani odada çok bir yer yok barınabileceğimiz. Bir tane masa var sadece, küçük. 6 kişi orada yemek mi yiyeceğiz, ders mi çalışacağız? Hani hiçbir şey yapamıyoruz. Banyomuz var. Hepsi eski ama. Yani duş başlığımız falan da böyle söylüyoruz, yapıyorlar. Bir ay sonra kırılıyor. Yemekleri de çok kötü. Yani genel olarak ben hiç beğenmiyorum. Hiç bence diğer yurtlar gibi güzel değil yani. Antalya'ya Akdeniz Üniversitesi'ne hiç yakışmıyor bence. Ben Azerbaycan'dan geliyorum, Bakü'den geliyorum. Oradan artık sıkılmıştım 18 sene yaşayıp. Sonra dedim bir güzel bir şehre gideyim. Türkiye'nin en güzel şehri olarak Antalya'yı seçtim. İyi ki seçmişim. Güzel bir şehir. Sadece pahalı, çok pahalı. Fazla pahalı. Ev kiraları çok kötü. Mesela bir ev tutmak istiyoruz. Emlakçılar sağ olsunlar. 3 tane ev parası alıyorlar bizden. Öyle. Siz ev tutabildiniz mi? Eve çıktınız mı? Yurtta mısınız? Yok, ben ev tuttum. O da şeyden dolayı. Normalde ben buranın öğrencisi olsaydım ben de tutamazdım. Kurdan dolayı. 1 manat 20 TL. O yüzden rahat. Ben Hakkari'den geldim buraya. Evet. Geldim. Peki neden Antalya'yı ve Akdeniz Üniversitesi'ni tercih ettiniz? Ya açıkçası Antalya'nın imkanları daha iyi diye düşündüm. Hani şey olarak da nasıl diyeyim? Hani gezmek, görmek için mesela kampüsü daha güzel Akdeniz'in. Turizm şehri olunca. Evet. Daha güzel olur diye düşündüm. O yüzden. Peki siz Antalya'daydınız, başka bir şehri tercih etmeyi düşünmediniz mi? Neden Akdeniz Üniversitesi? Ya açıkçası ettim. Yani Akdeniz Üniversitesi'nin kampüsü büyük, güzel. Yine cezbedici bir hali var ama ben Antalya'yı istememiştim açıkçası yani. Ama dışarıdan gelenler için gayet iyi, güzel bir şehir. Birazcık pahalı sadece bence. Turizm şehri olduğu yani. İçin. Turizm fiyatları yukarı çekiyor. Evet maalesef. Evet. Bizi öğrenciler de zorluyor ama bir şekilde idare ediyoruz. Nasıl idare ediyorsunuz? Stratejileriniz neler mesela? Mesela zincir marketlerden alışveriş yapıyoruz. Burslarımızla. Evet bir şekilde. Bir yerden kısıp bir yerden şey yapıyoruz. Yani. Mecburen. Evet mecbur. Ulaşım çok güzel diyemem ama hani İstanbul ya da Ankara kadar büyük değil. Tek bir vasıtayla istediğin yere gidebiliyorsun. Bu yönden iyi. Onun dışında yani birazcık kampüsün renkleri çok sıkıntı oluyor. Yani çok geç geliyorlar. Onun dışında iyi yani ulaşımı. Yemekhanesi de bence diğer okullara göre iyi yemekler çıkartıyor diye düşünüyorum. Yani çok kötü değil ama diğer üniversitelere göre iyi. Benim ablam burada okuyordu. Ben de hani yabancıya gitmeyeyim dedim. Antalya'ya geleyim dedim. Antalya'ya geldim yani. Burası çok pahalı bir şehir. Burada yaşamak gerçekten çok zor. Özellikle öğrenci olarak yaşamak çok zor. Hele ailenizden destek almıyorsanız. Ev kiraları işte yurt çıkmazsa çok büyük bir problem zaten. Hangi şehirden geldiniz? Konya'dan geldim. Peki Konya ile kıyasladığınız zaman yani neden Konya'dan Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi'ni tercih ettiniz? Tercih ederken aklınızda neler vardı? Akdeniz Akdeniz olduğu için tercih etmedim. Antalya olduğu için tercih ettim ama hayal kırıklığına uğradım biraz. En çok sizi hayal kırıklığına uğratan hususlar ne oldu? Biraz daha böyle bilmiyorum. Şehir olarak çok beğenemedim açıkçası. Konya'nın daha güzel bir yer olduğunu düşünüyorum. Tek artısı sanırım deniz, sahil. O şekilde. Çok pis bir yer. Kötü kokuyor falan. O şekilde. Belediye hizmetlerini beğenmediniz mi? Beğenmiyorum evet. Özellikle sel olduğunda falan
her yeri götürüyor. Neden Ankara'dan Antalya'ya gelmeyi tercih ettiniz? Neden bu üniversiteyi yazdınız? Ankara'da pek çok üniversite vardı. Ankara Üniversitesi, Hacettepe, ODTÜ. Neden Akdeniz Üniversitesi? Onlara puanım yetmedi öncelikle, onu söyleyebilirim. Ve bilmiyorum, Akdeniz'de insan olarak bence sıcakkanlı, şehrin etkisi olduğunu düşünüyorum insanların üstünde. O yüzden şehir olarak da çok güzel, o yüzden tercih ettim. Çocuklarımı okutmak için geldim aslında buraya. Önce oğlum okudu, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler bölümünü bitirdi. Sonra kızım radyo, televizyon, sinemayı bitirdi. Sonra dedim ki siz okudunuz, sıra bende. Ben daha önce okumamıştım çünkü. Sonra işte ikinci tercihimle de radyo, televizyon, sinema okuyorum. Benim ikinci üniversitem, ilk üniversitemde yurttaydım, ikinci üniversitemde evdeyim. Şu an evdesiniz. Peki zorlanıyor musunuz ekonomik olarak? Yani tabii, evet. Çünkü mücadele etmek, barınmak hani zor, gerçekten zor. Hani çünkü çalışıyorum aynı zamanda, çalışmasam herhalde kolay bir şekilde barınamam. Zor.